Jesus'un yapmış olduğu, verdiği mesajları oyuncular doğru algılamışlar. Tatil dönleri, günlerinde sırt üstü yatmamışlar, eğlenmemişler, kendilerini bırakmamışlar. Fiziksel, zihinsel olarak hazır olarak sahada gördüm. Tıpkı bir lig maçı oynar gibi tempoluydular. uydular Aldılar maçı geriden çeviriler 3-1'e getirdiler. Yani kalede Altay'la başlaması. Ben İrfan Can'la başlar diye düşündüm. Yani, evet hazırlık maçında bile oynatmadı bile İrfan oynatmadığına ]acağız. göre Eğribayat. demek ki bazı oyuncuların görmek istemiş. Ya ben bundan dolayı izliyorsa saygı duyuyorum. Oyun Fenerbahçe oyunculara daha çok saygı duyuyorum. Helal olsun ki bu dönemi ne Hazır geçirmişler. 26'siymiş. Kendini hazır tutmuşlar. Hemen düzelteyim. Evet. 26'sı o gün Bugün, benim programım evet, vardı. Doğru. 26 21'inci gün, evet. Beşinci gün. Evet. 5 gün bunun 30'u. Doğru mu? 4 idman ya. Yani. 4 idmanda artık. takım buraya çıkıp bu performansı gösteriyorsa ben bunları alkışlarım. Evet. Oyuncuları alkışlarım. Yatmamışlar Hocayı dedi. Hocayı alkışlarım. Hocanın disiplini tatilde de devam etmiş. Fenerbahçe tatilini, oyuncular Fenerbahçe oyuncuları tatilini tamamen çalışarak geçirmişler. Yoksa bu 10 oyuncu dedim bank oyuncu. Değil mi? Tabii. 10 oyuncu bu performans sergiler mi bir anda ya? Takımı onu. Bu da pozisyon gelince o Pedro sakatlandı. Ayağını soktu. Bileğe döndü. Oyuncunda penaltıdan sonra kırmızı kart göstermesi lazım. Bu hareket Oyuncu yapıyor ve Pedro'yu sakatlıyor bu. Evet. Yaptığı iş yanlış. Maalesef. Yani oradan... 10 kişi kalsa rakip Fenerbahçe belki 6-7 yapacak maçı. Evet. Dolayısıyla ben bu açıdan böyle bakıyorum. Normal bir hazırlık maçı gibi görmüyorum. Kemal abiyle Güven abinin söyledikleri hani biz hazırlık maçları eleştiriyorlar mesela. Sezon başındaki hani antrenmanası oynarsan bunlara saygı diyorum ama bu hazırlık maçı değil artık. Ligi hazırlıyorlar, hazırlanıyorlar. Ve rakip de öyle sıradan bir rakip değil. Rakip Rayabaya Kona. Bir İspanyol takımıyla oynuyorsun. Kolay bir şey değil bu yani. Peki. Şimdi e, bu arada Arda'yı hep konuşuyorduk ya. Arda bugünkü maçta yoktu. Arda Güler. ile ilgili bir açıklama yapıldı Fenerbahçe'den. O açıklamanın da tweet görüntüsünü verelim. Şöyle. Açıklamada enteresan bir ifade de var. Milli takımdan Hafif bir diz sakatlığıyla döndüğü için bugünkü maçta olmayacak. Arda'nın tedavisine başladık gibilerinden bize diyoruz yani genelde. Futbol kamuoyu olarak e, oynasın oynasın oynasın. E, o, acaba oynasın mı? Yani eğer hala tam fizik olarak hazır değilse. E, ayağı, dizi sakatsa nasıl oynasın abi? Yazık günah. oynatılır mı? Yok bugün için demiyorum. Genel anlamda. Ha, genel anlamda genel. başka. Yani arada oynasın tabii. Şimdi tabii futbolcu oynarken yani Pedro da sakatlandı bugün değil mi? Yani Pedro sakatlandı. O maçta kaç kişi oynadı sevgili Onur? 22 22. değişikliklerle 30 kişi oynadı. Hı hı. Bir tanesi sakatlandı. Bu olabilir. Futbolun içinde var. Evet. Yani Arda'yı oynatmayarak kazanmak ...benim aklımın sığdığı bir şey değil. Tabii canım olur mu öyle şey? <laughs> oynatmayalım. Aman bilmem morali bozulur. Aman canı sıkılır. Aman üzülür. Evet. Böyle şey olur mu ya? Böyle hayat Okuyayım. hayat zorluklarla mücadele ederek yaşanır evet. yani. Okuyayım açıklamayı devam et hemen sevgili Güventaner. Profesyonel futbol A takım oyuncularımızdan Arda Güler'in... ...milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine... ...çekilen MR görüntülenmesinde... Dizinde travma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi programı belirlenerek rehabilitasyon süreci başlamıştır. Dizinde travma varmış Arda Güler'in. Arda'ya da buradan geçmiş Peki, olsun Peki sana diyelim. bir şey soracağım. Bir içeride baksınlar. Ben şimdi bakmıyorum. Okan Burun'un ayağı ne zaman kırıldı? Trabzon maçında. Hayır. Ne zaman? Yıl olarak ve kaç yaşındaydı Okan Burun? Şimdi ben e, şu anda bakamayacağım için. Ben e, bakarım. Bakarsan yani bulabilirsen. Bizim için aydın olabilir. Yani bu pamuklar içinde yetişmiyor bu abi. Eskiden biliyorsun fasulyeleri pamuklar içinde yapardın büyüsün filizlensin diye. Oynayacak sakatlık bu futbolun bir şeyi. Yani geri bunlar olası şeyler. Bugün Dünya Kupası'nda birçok oyuncu sakatlandı bıraktı gitti. Benzema antrenmana gitti. 1993. Gidip. Evet kaç yaşındaymış Okan? Yani doğum tarihiyle bakarsan. Onun, o, o gün kaç yaşında şu an bulamadım bakarız. Yani Okan'ın yaşına bakarsak e kaç tonlu? 50 yaşındaydı galiba. Bugün 50 yaşında. 30 sene çıkarsan yani 20 yaşındı. 20 yaş, 19 veya 20 yaşında Okan bildiğim kadarıyla. E bu normal ya. Ki ayağı kırıldı, bir buçuk yıl oynamadı, döndü, UEFA Kupasını kazandı, dörtlü şampiyonu, ya, 15 sene hiç sakatlanmayabilir bir evet. futbolcu mesela. Evet. yani. Evet. Ama mesela hayatı, ama hayatı boyunca güzel. Oliveira sakatlanmamış Galatasaray'da. Hiç uzun sakatlı yok. Adam bir ay oynamış. bir ay oynamış ilk defa ben bunu duydum. Adamın hiç ciddi sakatlığı yok. Derbiye yetişmeme riski varmış. Ya, ya olabilir, yetişmeyebilir yani. Bu Icardi'nin sakatlığı durumunda şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu kadar çok bir oyuncunun üzerine gidilmez. Bu darbe alır futbolun içinde bu var. Var. İşte Joao Pedro sakatlandı, gitti. Ne yapsın? Topun üstü atlasın, koşmasın. O zaman oynamasın. Oynamasa hiç sakatlanmaz ya. Evde otursun yani orada bekleyelim Arda ne zaman oynatılacak diye. Maçta da Rakipler etrafında olmasın. Öyle futbol olur mu ya? Evet futbolun Bu, içinde işte böyle evet, var. Hepsi var bunlar yani. Şimdi Jesus'un basın toplantısında e, tabii merak edildi, soruldu Joao Pedro'nun durumu. Henüz tam kontrolü yapılmadı. Size buradan net bir şey söyleyemem. Kontrol yapılsın açıklayacağız dedi. Bir de şunu söylemiş. Aslında bugünkü konularımızdan biri buydu. Ahmet Nurçebi'nin 7 artı 4 olsun önümüzdeki sene sınır diye bir açıklaması vardı ya. Jesus'a da soruluyor. Jesus diyor ki yabancı sınırı kaldırılmalı, komple kaldırılmalı ama altyapıdan oyuncu oynatma zorunluluğu getirilmeli. Bunu bir şimdi tartışalım konuşalım isterim ben. <laughs> ben daha bu yabancı sayısı 3 ile sınırlı 3 artı 1'ler varken falan o zamandan yazmaya söylemeye başladım canım kardeşim. ...yabancı yasağı olmaz. Ya, yasak varsa... ...o yöneticinin bilincinde olur. İhtiyacın neyse... ...o kadar alırsın... ...ama ihtiyaçtan fazlasını... ...almazsın. Yani yöneticini eğitmezsen... ...bu yabancı yasağını delecek her türlü... ...şeyi, hileyi, hurdayı kullanır. Onun için yabancı yasağıyla... ...bizim futbolcumuz yetişmez. Yetişecek futbolcu da... ...yabancı yasağı olsa... Yabancı yasa deleni öldüreceğiz deseniz aşağıdan gene adam gelecek, adam gelir. Emre Belezoğlu çok çarpıcı örnek olduğu için oradan başlayayım. Emre Belezoğlu nerede yetişti kardeşim? Hacı gibi bir dünya starının oynadığı mevkide. birisi tamam. 30 küsür yaşındayken birisi 17-18 yaşındaydı, değil mi Levent? Orada kilislendi yani. ve o formayı aldı. 30 küsür yaşına kadar kırkına yakın forma giydi ve parmak ısırtan bir performans gösterdi. Yetişecek adam yetişir. Yabancı var diye ya, adam yetişmez. Hayır efendim. Hayır yetişir. Yetişecek adam. Adam olacak. Çocuk olur. Onu sen de engelleyemezsin. Futbol Federasyonu ben çocuk şey genç oynatmayın deseler. efendime söyleyeyim belki <laughs> yabancı uyruklu Hale getirip tekrar getirip oynatırlar. Yani böyle üçle, beşle, bilmem kaçla sınırlayarak e, Türk futbolcusunun yetişmesini önleyemez, sağlayamazsınız.